1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kulelerinin üzerine yerleştirilecek Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak kaldırdığı top mermisi figürlerinin yer alacağı kaideler geçtiğimiz hafta kurulmaya başlanmıştı. Kaidelerin ardından her biri 75 ton ağırlığında 20,5 metre yüksekliğinde olan top mermileri de konulmaya başlandı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen ve Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya ve Avrupa yakasındaki 318 metrelik kulelerinin üzerine Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak kaldırdığı top mermisi figürleri konmaya başladı. Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden dört yapının her biri 75 ton ağırlığında 20,5 metre yüksekliğinde olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ve Lapseki yakasındaki 318 metrelik kulelerinin üst kısmına Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda sırtlayarak kaldırdığı ve namluya sürdüğü top mermisi figürlerinin yerleştirileceği kaideler için çalışmalar devam ediyor. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğindeki yapıların yerleştirileceği kaidelerin ikisi geçen hafta köprünün Asya ve Avrupa'daki kulelerine kurulmuştu.